Aç. Oğlum, ben de sana gelecektim. Az evvel aldım haberi. Akıl alır gibi değil. Çok üzüldüm, başım sağ olsun. Çık dışarı. Çık! Sen yaptın değil mi? İbrahim'i, Kasım'ı şimşirliğe kapattım diye. İntikam almak istedim benden. Öyle mi? Nasıl bir cüret? Sen kendini ne sanıyorsun? Benim Zevcem. Can dostum. Pişman olacağın şeyler söylemiyorum Murat. Dinle. Neyi dinleyeyim Halide? Neyini dinleyeyim? Ben senin yalanlarından bıktım. Usandım. Seni affetmekten de bıktım. Lakin bu... bunun affı yok. Evet, kardeşlerini kafese kapattığın için sana öfken büyük. Kızgınım. Kırgınım. Lakin ben yapmadım. Farya ve silahları katleden ben değilim. Gülbahar vermiş Emre. O yapmış. Gülbahar? Boğaz kesende. Zindanda. Hayır değil. Kaçmış. Birileri kaçırmış. Anlaşılan Bayezid'in intikamını almaya çalışıyorlar. Seni bana düşman etmek için de Farya'yla silahları kullanmışlar. İstiyorlar ki sen kendin benim ölüm emrimi yaz. Oğlum, bu oyunlara gelme. Yapma. İnşallah. İnşallah doğrudur. İnşallah bu tertibin arkasında sen yoksundur Kösem Sultan. Zira en son isteyeceğim şey... validemin ölüm fermanını vermek. Aç. Deli. Tetkik et. Gülbahar Sultan kaçmış mı? Kim kaçırmış? Nasıl kaçmış? Öğrenmek istiyorum. Emredersin Sünger. Ekber ve Erşet Kanunu bu kubbe altındaki tüm şehzadelerin canının teminatıydı. Senin evlatlarının da. Biliyor musun ki bu ferman evlatlarından birinin ölümü demek. Tahta çıkanın diğerini katletmesi demek. Yazık. Yazık. Daha çocukken kardeşlerini koruyup kollayan oğlum, şimdi kardeşlerinin ölüm fermanını yazıyor. Tabiatında sadece kusur görmek varsa, tavus kuşunda çirkin ayaktan başka bir şey göremezsin demişler. Sizin vaziyetiniz de bu valide. Ben kardeşlerim için yaptım bunu. Onları korumak için. Taht sevdasına düşüp yanlış yollara sapmasınlar diye. Rahmetli Osman abin de böyle demişti. Ben onların iyiliği için yaptım demişti. Evvela odaya kapattı. Sonra Mehmet abini öldürdü. Hatırlıyorsun değil mi? Ömrü devletin berbat olup benim ömrümden ne mamur eylediysen... sen de saldırın süremeyesin. Gözlerinle şahit oldum. Bu odada oldu. Burada hatırlıyorsun değil mi? Nereye düştü abin? Oraya mı düştü? Buraya mı düştü? Buraya mı? Buraya mı? Nereye düştü musun?
Benim sabrımı zorlama. Osman abim bunu yaptıysa sebebi sensin. Senin bitmek, tükenmek bilmeyen hırsın. Onu tahttan indirmenden korkuyordu. Korktuğu başına geldi. Sen bu fermanı bu yüzden mi yazdın? Maziden ibret alacağın yerde bir de tutmuş beni itham ediyorsun. Ne olur ibret almazsam? Niçin sürekli Osman abimden konuşuyorsun? Tehdit mi bu? Vakti gelince sana karşı durdum diye beni de mi tahttan indireceksin? Meydan mı okuyorsun bana? Meydan okumaksa niyetin. Ben buradayım. Yetiyorsa gücün, kudretin indir beni. Lakin unutma. Yaptığın en ufak hata senin, Kasım'ın, İbrahim'in kaderini değiştirir. Unutma. Murat'ın gözünü kan bürümüş. Beni evlatlarımın canıyla tehdit etti. Eğer önüne geçmezsen... Allah korusun sultanım. Ulemaya, devlet erkanına, Yeniçeri ağalarına haber ver. Akşama meşveret meclisi toplansın. Sultanım, vaziyet daha kötü olmasın? Dilerseniz bir müddet bekleyelim. Vakit yok hacı. Bu gece dahi kıyabilir evlatlarımın canına. Bu sessizliğin ardından bir fırtına kopacağı belliydi. Mektupta Kasım'ı tahta çıkaracağımı yazdım ya. Güya gözdağı veriyor. Daha yeni bir şehzade idam edilmişken... Bu karar herkesi huzursuz edecek sultanım. Valide Sultan Hazretleri. Evet Sinan Paşa. Hususi konuşacağım demişsin. Nedir mevzu? Sultanım, hünkârımızın fermanı şerifini işittiniz muhakkak. Cüretimi bağışlayın. Ancak devlet ricali alınan bu karardan hayli endişeli. Şüphesiz hünkârımız soyun kendi oğullarından devam etmesini ister. Ancak ikisi de daha çok küçük. İstikbalde ne olacağını bilmeden böyle bir karar almak bilmem ne kadar doğru. Bana niye geliyorsunuz? Devlet ricali endişesini padişaha bildirsin. Vazifeniz bu değil mi? Elinizi taşın altına koyun, doğru yol gösterin. Sultanım, her şey gizli kapılar ardında konuşulup karara bağlanıyor. Silahtar Mustafa Paşa kimseyi yaklaştırmıyor. Bu kararda da onun parmağı var. Bir tahayyülü olduğu belli. Neymiş o tahayyül? Kendi nizamını kurmak. Bilhassa size karşı. Bu uğurda hünkârımız da yanlış yollara sevk etmekten çekinmez. Yel kayadan ne koparır? Essin dursun. Bizim sizden yana korkumuz yok sultanım.
Biz Şehzade Kasım ve Şehzade İbrahim'in Şehzade Bayezid'in akıbetine uğramasından korkarız. Zira bu fermanla kardeş katlinin yolu yeniden açıldı. Ben yoldayken kim geçecekmiş oradan? Olmaz öyle şey. Nizamı değiştirdim ben. Geri dönüşü yok artık. Şehzadem, Kösem Sultan yok. Hasbahçe'ye gittiler. Validem, doğru mu duyduklarım? Hünkar abim saltanatın babadan oğla geçeceğine dair ferman yazmış. Maalesef. Gün geçmiyor ki Hünkar abin ailenin mahfına sebep olacak bir karar daha vermesin. Siz nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz? Yaptıklarının neticesini göremiyor musunuz? Ekber Şehzade olarak taht benim hakkımdı. Gel benimle. Herkes pusuda durmuş açığımızı beklerken ulu orta konuşulacak mevzu mu bu? Bu ferman İbrahim'le benim ölüm fermanımız validem. Neyi bekliyorsunuz? Ölmemizi mi? Sakin ol, sakin ol, tamam mı? Hünkar abim böyle bir karar verdi diye hanedanı ayakta tutan usuller değişmez. Gideceğim, konuşacağım, fikrini değiştirmesini sağlayacağım. Hala umudunuz var öyle mi? Hünkar abim sizi dinleseydi işler bu raddeye gelmezdi. Görmüyor musunuz? O bizden çoktan vazgeçti. Sizi bizle tehdit ettiği gün vazgeçti. Biz de tedbir alırız o vakit. İcap ederse ulemayı, devlet erkanını, askeri hepsini toplarım. Yine de bu fermana mani olurum. Sultan Murat Han Hazretleri. Hoş geldin Hünkaroğlu. Zaferinle hepimizi gururlandırdın. Kademin mübarek olsun. Eksik olmayın validem. Sizi burada görmeyi beklemiyordum. Senin yokluğunda herkesin emniyeti için Harem-i Hümayun'da kalmamın daha münasip olacağını düşündüm. Sen geldiğine göre artık dönebilirim. Lüzum yok. Valide Sultan olarak sizin yeriniz burası. Nihayet sağ salim döndünüz hünkârım. Zaferiniz hayırlara vesile olsun. İnşallah.
Bir an önce dönmeniz için her gün dua ettim hünkârım. Allah zaferlerinizi daim etsin. Amin. İbrahim nerede? İbrahim burada olmak, sizi karşılamak çok istedi. Lakin biraz rahatsız. Ayağa kalkacak mecal yok. Ya. Güzel sultanım. Ne kadar büyümüşsün sen böyle. Hünkârım. Hoş geldiniz. Rabbimden bir şehzade dilerken babana iki şehzade verdi. Ordugi abi mektup yollamışsınız. Kemankeş Ağa'ya yazdığınız mektubu diyorum. Benim elime geçti. Gülbahar'ın kaçtığını yazmışsınız. Bayezid'in orduyla payitahta yürüyeceğini yazmışsınız. Bir de tahtın Kasım'ın hakkı olduğunu yazmışsınız. Ben Bayezid'in niyetini anlayınca tedbir olarak yazdım onu. Hem ne yapsaydım Murat? Kaderimize razı mı gelseydim? Sen zaten bana inanmıyordun. Siz de üzerime toprak atıp tahta namzet seçtiniz hemen. Öyle mi? Oğlum. Ben valide sultanım. Ne olursa olsun bağrıma taş basıp icap eden neyse onu yapmaya mecburum. Hem bıraksaydım da haini devlet Bayezid mi çıksaydı tahta? Orası öyle. Hainler bir değil ki. Sana haber de acem casusuymuş. Evet, Fahriye icabına baktı. Sırlarıyla toprak oldu. Ölmeden önce bir paşadan bahsetmiş. Tabii kim olduğunu öğrenemedik. Gülbahar da konuşmadı hala. Gülbahar hala idam edilmedi mi? Bayezid'in son arzusuydu. Valideme dokunmayın, yaşasın dedi. Gerçi ben razı gelmedim. Bir mektup bulup getirdiler. Bayezid validesine yazmış. Onu okuyunca dayanamadım. Ağalar geldi. Size eski saraya götürmek için emir almışlar. Arabanız hazır. O ağalar ya hemen çeker giderler ya da hepsinin kellesini uçururum. Sultan, çıkmanız lazım. Sana ne diyorsam onu yap. Sultan. Hale zor. Aklını mı kaçırdın sen? Ne demek oluyor bu? Ben de bir kuluyum ağam. Ne yapacağımı şaşırdım. Yalvarırım, affedin. Hünkârımızın fermanı. Hünkâr oğluma söyle. Gitmemi istiyorsa gelip kendi çıkarsın.
Hünkârım. Valide Sultanımıza fermanınızı ilettim. Lakin hiçbir suretle dairesinden çıkmayacaklarını söylediler. Söyle ağalara gereğini yapsınlar. Hünkârım. Cüretimi bağışlayın. Ağalar gereğini yapmadan evvel sizinle hususi görüşmek isterim. Bilmeniz icap eden bir mesele var. Söyle Kemakeş. Hünkârım. Malumunuz üzere dün Kösem Sultanımız fenalaşmış. Zaten nicedir vaziyeti bu. Kendileri hasta. Bazı vakitler takatten düşer. Ne hastalığı? Diyabetis dedikleri bir illet hünkârım. Ben kendilerinin ketüdası olduğum vakit fark etmiştim. Size söylemek istedim. Lakin izin vermediler. Üzülmeyesiniz diye. Diyabetis. Fena bir hastalık hünkârım. Bilhassa gam ve keder daha beter ediyor. Siz tabii en doğrusunu bilirsiniz. Ancak eski saraya giderlerse orada yalnız, evlatlarından ırak, Allah muhafaza, vaziyeti daha da kötüleşir. Ağlar. Dışarı çıkın, beni validemle yalnız bırakın. Hünkârım. Yapmayın ne olur. Çıkın dışarı. İşittiğime göre epeydir bir hastalığın varmış. Kim söyledi sana bunu? Kemankeş değil mi? Bunu dahi benden saklıyor olman. Tabiatını ele veriyor. Sakın. Sen üzülme diye söylemedim deme. İşin aslı belli. Sen güçsüz görünmek istemiyorsun. Bana dahi. Ben bir kez dahi bugüne kadar zayıf görünseydim, geri adım atsaydım, ne sen olurdun, ne kardeşlerin olurdu, ne devlet olurdu, ne hanedan olurdu. Oğlum, gel vazgeç şu inadından. Tecrübelerimle yardımcı olayım sana. Yardım almaya alışan emir almaya da alışır. Hususi hekimlerimi yollayacağım arkandan. Eski sarayda en iyi şekilde bakılacaksın. Gitmiyorum. Ben diyeceğimi dedim. Ancak ölüm çıkar buradan. Gideceksin. Kendi rızanla gideceksin. Aksi halde. Aksi halde ne? Ne yapacaksın?
Ne konuşuyorlar acaba? Abiniz kararını vermiş. İtiraz etmenin faydası yok. Hem benim gitmem hepiniz için daha hayırlı. Hacı. Adamlara söyle, şahsi eşyalarımı arabalara yüklesinler. Emredersin Sultan. Sultanım, hünkârımız dururken sizin burada olmanız münasip midir? Münasiptir Müftü Efendi. Nizam iyice bozuldu. Hünkâr oğlum yeni kararlar alıyor. Nizam-ı alemin tesisi için tedbir almak zaruri. Cezaların neticesi hayli ağır. Hakkı haliniz var sultanım. Ahali başına gelen felaketlerden dolayı elim kayıplar yaşadı. Ardı arkası gelmeyen yasaklar ve idamlarla halleri nice olur? Ben sizin gibi düşünmüyorum. Hünkârımızın bu cezalarla sağlamaya çalıştığı mutlak bir itaat. Müftü Efendi doğru söyler. Bozulan nizam-ı alemin tesisi için mutlak sadakat mecburidir. Sadakat idamlarla kazanılmaz Sinan Paşa. Bir kişi afyon, tütün, mey içti diye eğer katlediliyorsa ahalinin kini ve öfkesi hepimizi yıkar geçer. Tavsiyeniz nedir sultanım? Hünkâr oğlumu ikna edeceksiniz. İdamları durduracaksınız. Yasakları ihlal edenleri zindana atarsınız. Bu ağır ve mesnetsiz cezalara artık tahammülüm kalmadı. Validem saraydan çıkmamı fırsat bilip divanımı idare eder olmuş. Kendi gözlerimle şahit olmasam ruhum duymayacak. Mehmet Paşa, nasıl iştir bu? Hünkârım,
Valide Sultanımızın zinhar bir art niyeti yoktu. Ne konuştunuz? Zat-ı şahaneleri yasaklarla ilgili bazı endişelerini dile getirdiler. İtidalli davranmamız konusunda bazı tavsiyeler oldu sadece. Tavsiyeler oldu sadece. Siz de sus pus dinlediniz öyle mi? Haşa hünkârım. Sultanımızı ikaza çalıştık. Bizzat ben kendilerinin orada bulunmalarının doğru olmadığını münasip bir dile söyledim. Fakat valideniz ısrar ettiler. Sultan, tedbirli olmakta fayda vardı. Keşke başka bir yerde meşveret edilseydi. Haytahta huzur kalmamışken, nizam-ı alem bozulmuşken böyle elim kolum bağlı mı bekleseydim? Sen de şahitsin, tehlikenin farkındasın. Farkındayım sultanım. Endişemin esas kaynağı da bu. Hünkârımızın ne yapacağını kestirmek güç. Düşünmek dahi istemiyorum lakin. Lakin ne? Hünkâr oğlum idamıma hükmedebilir. Bunu mu söylemek istiyorsun? Allah muhafaza. Valide Sultanım. Hünkârım sizi bekliyorlar. Valide. Yasaklarımla alakalı endişelerim varsa bunu gelip suratıma söyleyebilirdin. Arkamdan divanımı toplayıp tahtımdan emirler yağdırmana lüzum yoktu. Ne oldu valide? Padişahlığa mı merak saldın? Sana söyledim dinlemedin. Kaç defa ikaz ettim. Yanlış yoldasın dedim. Kanuni kadime riayet etmeni salık verdim. Sen ne yaptın? Hiç. Ne kanunlar umrunda senin, ne de benim tavsiyelerim umrunda. Evvela Şeyhülislam'ı idam ettin. Ardından ahaliyle aranı açacak cezalar verdin. Bu gidişata birinin dur demesi gerekiyordu. Validem, siz af dileyeceğiniz yerde hatalarınızı mı müdafaa edersiniz? Ben de sizi ikaz ettim. Saltanat ve dini devlet işlerine burnunuzu sokmayın. Bunu diyeli daha bir gün olmadı. Ben üzerime düşeni yaptım. Senelerce bu devleti hakkıyla idare ettim ben. Tavsiyede bulunup yol gösterdim sadece. Yol. Ben sizin yolunuzdan çıktım valide. Bu benim yolum. Günahıyla, sevabıyla. Sen de herkes gibi bunu böyle kabul edecektin. Madem edemiyorsun, neticelerine katlanacaksın. Neticelerine katlanacağım. Ne yapacaksın? Tüm ve kahve tiryakilerini veyahut mey içenlere yaptığın gibi öldürecek misin? Tek bildiğin ceza bu zaten. Ölüm. Validem, gideceksin. Bir daha geri dönmemek üzere. Eski saraya sürdüm seni.
Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim. Siz zilli salisiniz. Gölgenin gölgesi. Valide. Tamam bırak. Bırak. En kötü günlerimi o sarayda geçirdim ben. Evlatlarımdan ırak, hasret kaldım. Ta ki seni tahta çıkarana kadar. Yıllarca savaştım ben senin için. Senin saltanatın için, senin ayakta kalman için. Şimdi gelmişsin benim saltanatıma gölge ediyorsun diyorsun. Ve beni eski saraya sürüyorsun. Ben bu laflara kanacak çağa geçtim valide. Siz beni değil kendinizi çıkardınız tahta. Kendi saltanatınızı, kendi nizamınızı kurdunuz. Bozacak olan her kim olursa beni dahi defalarca eziniz geçtiniz. Şimdi de yaptınız bu. Beni yok sayıyorsunuz. Öyle mi? Bitti. Sizin devriniz bitti. Padişah benim. Biliyorum padişah sensin. Şunu da biliyorum. Padişahlık dediğin iki ucu keskin hançer. Yaralama ve yaralanma. Şunu da söyleyeyim sana. Biz gideriz, devlet kalır. Valide, hazırlığını yap. Yarın sabah gidiyorsun. Gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Menzubayız dahi olamaz. Bu saray benim. Ve köklerim öyle derin ki sen dahi sökemezsin. Öyle mi? Ağlar! Ne yapacaksın? Zorla mı göndereceksin? İcab ederse zorla. Elinden geleni ardına koyma. Valide sultanım ben. Valide Kösem sultanım. Kimse süremez beni buradan. Ölüm çıkar, anladın mı? Eğer kudretin yetiyorsa, eğer kudretin